Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ligin geneline baktığınız zaman gerçekten hani şampiyon olandan tutun alt seviyelerdeki düşme potasına kadar gerçekten son saniye, yani son günlere kadar çekişmeler oldu diyebiliriz. Alt liglerimiz TBL, TürkiyeMisli.com, Türkiye Basketbol Liglerimiz gerçekten her geçen gün kalitesini artırıyor. Ligi lider bitiren Manisa Büyükşehir Süper Lig'e çıkma hakkı kazandı. Şu anda da Samsun'la Beysu Ankara mücadele ediyor. İki takıma da buradan başarılar dilemek istiyorum. Gençler Ligimiz BGL bizim 5 yıl önce başlattığımız ve her geçen günde geri dönüş anlamında bizi çok mutlu ettiler, sonuçlar elde ediyoruz. Bu hafta sonu da oynanan Antep Beşiktaş maçında normal bir lig maçı gibi Sinan Erdem'in 5-6 bin yaklaşık seyirciyle oynanması bu anlamda da bizim iyi işler yaptığımızın göstergesidir diye düşünüyorum. Bu anlamda da kulüplerimize altyapıya vermiş oldukları desteklerden dolayı gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. Dediğim gibi inşallah gençlerimizle birlikte onların büyüyeceği, daha çok süre alacağı ve basketbol olarak gelişeceği, başta kendi takımlarına daha sonra da inşallah bu tecrübelerini, birikimlerini milli takımda da sergileyecekleri bir süreçte karşılaşırız. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Milli takım bizim için her zaman ayrı bir heyecan olmuştur. O yüzden biz de hani öncelikle sezonu kazasız belasız atlattığımız için gerçekten mutluyuz. Yeni koçumuzla birlikte önümüzde gerçekten bizi bekleyen hem heyecan verici hem de Türk basketbolu anlamında, milli takım anlamında önemli bir süreçte karşı karşıyayız. Temmuz'un ilk haftasında İngiltere ile karşılaşacağımız 2023 pencereleri olsun. Daha sonra Ağustos sonunda aynı pencerelerin devam etmesi ve Eylül 1'den itibaren başlayan Avrupa Şampiyonası bizim için gerçekten milli takım anlamında çok önem sarf ediyor ve inşallah yeni antrenörümüzle NBA'deki kardeşlerimizle, buradaki tecrübelenmiş Türk oyuncularımızla birlikte inşallah iyi bir kamp süreci geçiririz ve şampiyonada en hızlı şekilde gideriz. İyi bir basketbol oynayıp ülkemiz için iyi bir sonuç elde edersek sanırım tüm yıl boyunca Türk basketbolu hem kulüpler anlamında hem milli takım anlamında güzel bir yıl geçirmiş olur. Efendim baktığımızda kadroda gerçekten artık iyi oyuncularımız var. Bir dönem için biraz yani beklediğimiz başarıdan uzak kaldık ama şu an kadroya baktığımızda hedefleri nasıl görüyorsunuz? Nerede olmalıyız sizce? Ya hedefler biz her zaman yani yönetimsel olarak öncelikle en büyük başarılarımız her zaman bu tip organizasyonlarda bulunmamız gerek Avrupa şampiyonları gerekse dünya şampiyonları. İlk hedefimiz her zaman bu olması gerekir. Buna inanan bir ekibiz biz. Ve tabii jenerasyon değişiklikleri, genç oyuncuların her yıl tecrübelenmesi ve yakalayacağımız bir güzel bir süreçte de inşallah artık yavaş yavaş ülke olarak milli takım anlamında başarılarının gelmesine gerektiğine inanan biz de ekibiz. Çünkü dediğim gibi bir jenerasyon değişikliği yaşadık mı yaşadık, yaşıyoruz kadınlarımızda da aynı şekilde. Ama her geçen yıl bu arkadaşlarımızın tecrübelenmesi, basketbol anlamında kendileri geliştirmeleri, inşallah yeni koçumuzla da birlikte iyi bir uyum yakaladığımızda inşallah yavaş yavaş istediğimiz başarıları milli takım anlamında Türk basketboluna kazandırırız.